Vizon, hakkaniyet, kripto, kefaret ve gravür. Sözlükler hazırsa başlıyoruz. Ekranda gördüğüm ve anlamını bilmediğim kelimeleri derlediğimiz haber sözlüğüne hoş geldiniz. Ben ve sözlüğüm yine karşınızdayız. İlk kelimemiz vizon. Kuzey yarıküreye has, sansargiler ailesinden bir gelincik türü. Avrupa vizonu ve Amerikan vizonu kürkleri için yetiştiriliyorlar. Fransa'da vizonlarla ilk defa COVID-19 tespit edildi haberini okuduğumda bu kelimeyi de not almıştım. Dünya Sağlık Örgütü, Danimarka başta olmak üzere ABD, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç'teki çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda COVID-19 tespit edildiğini duyurmuştu. Haberde bir diğer önemli kısım, vizonlarda rastlanan COVID-19 türünde daha önce gözlemlenmeyen mutasyon oluşumuna rastlanılması. Danimarka milyonlarca vizonu itlaf edecek. Görülen vizon virüsü paniğe yol açmaya devam ediyor. Milyonlarca vizonun öldürüleceğini açıkladı. Haber sözünde sıradaki kelimemiz hakkaniyet. Kökeni Arapça. Hak ve adalete uygunluk, doğruluk, nasfet anlamına geliyor. Bu kelimeye Türkiye'nin Paris Anlaşması kapsamındaki konumu hakkaniyetten uzaktır haberinde rastlamıştım. Ve sözlüğün sayfalarında kripto kelimesinde sıra. Sözlük anlamı siyasi inancını gizleyen kimse ya da saklı yazı şeklinde geçse de artık bu kelime haberlerde bambaşka bir anlama geliyor. Genellikle para kelimesiyle birleşip takas işlemlerinde kullanılabilen, tamamen dijital, şifrelenmiş, sanal para birimi olan kripto para şeklinde karşımıza çıkıyor. Kripto paraları konuşacağız sizinle. Kripto para konuşacağız. Sözlüğün sayfalarında sırada kefaret var. Bu aralar ekrana gelmeye başlayan bir dizinin adı. Yine kelime anlamına bakarsak, bir günahın bağışlanması umuduyla verilen sadaka veya tutulan oruç. Sıklıkla kefalet sözcüğüyle karıştırılıyor. Aman dikkat! Kefaret. Kefaret. Haftanın son kelimesi gravür. Kökeni Fransızca. Ağaç, taş veya metal bir levhanın oyularak işlenmesi ve bunun bir yüzeye basılma tekniği anlamına geliyor. Bir diğer anlamı ise bu teknikle yapılmış resim. Vizon, hakkaniyet, kripto, kefaret ve gravür kelimeleriyle bu haftayı noktaladık. Bir sonraki bölümde ekranlarda rastladığım 5 yeni kelimeyle karşınızdayım. Hoşça kalın.